Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kahvaltı yaptık. Motelimize çıktık. Üstümüzü falan değiştirdik. Şimdi kızım hala uyuyor. Onun uykusu vardı. Erken kalkınca böyle bir mahmur oldu. Onu bıraktık. Biz eşimle kahve içmeye gidiyoruz. Kahve içeceğiz. Ondan sonra denize gireceğiz inşallah. Böyle günlerimiz güzel geçiyor. O zaman hep birlikte gidelim bakalım. Bakın böyle yeni yeni çiçekler ekilmeye başlamış. Görüyorsunuz. Geldiğimiz zaman zaten buralar komple çiçekti. Bu sene böyle geç açıldığı için çiçekler anca ekiliyor. Şöyle göstereyim. Şimdi gidiyoruz bakalım. Deniz yine bugün de çok güzel görüyorsunuz. Akşam çok rüzgarlıydı. Kahvaltıya geldiğimizde de çok esiyordu ama şu an yine çok güzel ve durgun. İnşallah deniz anası yoktur diyorum. Kahvemizi içelim bakalım. Şöyle buraya oturduk. Şimdi eşim kahve söylemeye gitti. Vallahi kahveleri içtik. Şimdi eşim çay almaya gitti. Burası öyle sakin, öyle güzel ki burada oturunca aşağıya inesimiz gelmiyor. Şimdi çay içeceğiz. Çaydan sonra ineriz artık. Yaren de daha gelmedi çünkü. Böyle. Az önce söylediğim gibi şimdi eşim çaylarımızı getirdi. Bu kurabiye güzel oluyor. Dün akşam da yemiştik böyle üzümlü anne kurabiyesi. Şöyle manzaramı da çekeyim. Denize karşı çayımızı içeceğiz. Ondan sonra inşallah denize gideceğiz. O zaman bize afiyet olsun. Bakın Yaren şununla dalmıştı babasıyla beraber denizden. Deniz yıldızı çıkarmış. Ayaklarını görüyor musunuz? Tekrar geri atacaklar denize. Bana göstermek için getirmişler. Daha önce de biz böyle bulmuştuk sanki değil mi? Şunu bulmuş. Ama ölüydü sanki o. Ben de öyle hatırlıyorum Barış. Hadi. Hadi geri atın, ben de çekeyim. Hayatım geri ver. Al Yaren, hayata tekrar döndür. Şimdi Yaren atsın bakalım. Korkmuyor mu? Ölmüş olsaydı çok şeydi. Neydi? Çok mutlu bir parçaydı. Dur dur. Ay ne güzel gitti. Tam yıldız görüyor musun? Evet ya. Altta mı kalıyor bunlar böyle? Evet. Üste çıkmıyor değil mi? Evet arkadaşlar, denizden çıktık. Odamıza geldik. Havluları falan astım. Böyle bir ağırlık çöktü. Neden bilmiyorum. Birkaç gündür buradayız. Hiç böyle olmamıştım. Bugün erken kalktım ya ondan. Çünkü çok yüzmüyorum. Böyle kendimi çok yormuyorum. Sesi duyuyorsunuzdur belki. Acayip bir rüzgar çıktı. Burası genelde böyle oluyor. Yarına kalkıyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi. Şimdi ne yapıyoruz? İzlerimizi değiştirdik. Yemek yemeye gidiyoruz. Çekebilirsem yine her zamanki gibi çekmeye çalışacağım. Çekemezsem artık tekrar görüşürüz diyorum. Biraz acıktım çünkü kahvaltıyla duruyorum. Öğlen böyle kahve, dondurma bir şeyler yedik ama kurabiye falan. Şu an saat 7 olduğu için acıktım. Yemek saati de 8'de oluyor. Böyle bakalım, biz şimdi gidelim. Orada görüşmek üzere inşallah. Şimdi böyle indik. Hemen şurada salıncaklar var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Eşimle kızımla orada biraz sallanacağız yemek vaktine kadar. Söylemiştim yemek saat 8'de. Biz onu bekliyoruz. O zaman dolana kadar da şurada sallanacağız. Denizin güzelliği yalnız çarşaf gibi. Bugün gerçekten çok temizdi, çok güzeldi ama şu an harika görünüyor. Şimdi ortaya ben geçtim, böyle sallanıyor. Zaten mayışmıştım, yemeğe kadar burada uyurum garanti. Çünkü burayı çok seviyorum. Sadece buranın salıncağını değiştirmişler. Biz geldiğimizde maviydi. Şimdi böyle tahtadan yapmışlar. Vallahi tam uyumalı. Karşıda deniz, burada salıncak, mis gibi. In the middle of night, your auto tracks alright, make us so high.
Ben bu akşam böyle tercihimi köfteden yana kullandım. Ayran içeceğim. Eşim tavuk şiş istedi. Yaren de... Karışık ızgara. Yaren de karışık ızgara istedi. Benimki geldi. Onların yemeklerini bekliyoruz. Bize afiyet olsun. Yarenciğimin yemeği karışık ızgara. Onda da tavuk, kuzu şiş ve köfte varmış arkadaşlar. Kızıma da afiyet olsun. Bir tek eşimin yemeği gelmedi. Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dün en son yemek faslını çekmiştim. Ondan sonra sahilde oturduk, çay falan içtik. Bir şeyler yedik. Bayağı bir uzun oturduk. Rüzgarlı ama çok güzel bir hava vardı. Oradan sonra geldik. Kapıda böyle masamızda karpuzumuz vardı. Onu kestik. Soğuk soğuk karpuzumuzu yedik ve yattık arkadaşlar. Ve bugüne cuma gününe uyandık. Herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum bu arada. Şimdi ne yapacağız? Eşimle beraber gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Dün kahvaltıyı kaçırmıştık. Bugün eşimle beraber gideceğiz. Tost falan yiyeceğiz. Yaren hala uyuyor. Çünkü burada biraz oturdu. Akşam ders falan yaptı. Kitap okudu. Geç yattı. Biz erken yatmıştık. Böyle günler bu şekilde geçiyor. Güzel geçiyor. Keyifli geçiyor. Çok fazla çekemiyorum. Size de söylediğim gibi 2 günlük vlog atacağım böyle buradan gidene kadar. Sizleri de sıkmamak adına. Kendimi o kadar korudum ama gördüğünüz gibi çok feci bir şekilde yandım. Allah'tan acımıyor. Krem sürüyorum, gölgede kalıyorum ama hiçbir şekilde güneşten korunamadım maalesef. Ne ara yandım onu da anlamadım. Büyük bir ihtimalle denizde yandım. Böyle sabah sabah çok konuşup sizleri de sıkmak istemiyorum. O zaman aşağıda tekrar görüşmek üzere diyorum. Bir de kısacık bir şey söyleyeyim, ondan sonra aşağıya gidelim. Bandırmalı, Balıkesirli beni izleyen çok takipçim varmış. Buraya geleli gerçekten Instagram'dan özelden çok yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Bandırma'dan Kübra'cığıma buradan selamlar gönderiyorum. Öpüyorum kendisini. Selam bekleyen arkadaşları da unutmadan böyle ara ara söylemeye çalışıyorum. Unuttuklarım da kusura bakmasın inşallah diyorum. O zaman aşağıda görüşmek üzere. Bakın bunları da çekeyim size. Balıkesir, Balıkesir çevresi, Erdek deyince. Zeytin ağaçları ve zeytin meşhur biliyorsunuz. Burada da bayağı var. Şu arka tarafta da bayağı zeytin ağaçları var. Çiçekler de zaten dün ekildi. Göstermiştim sizlere. Şimdi böyle gidiyoruz bakalım. Buranın en çok şu kuş sesi, ağaçlar, yeşillikler onlar çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hele bu ortada, şurada oturduğumuz yerde bir çınar ağacı var. Artık ne kadardır bilmiyorum ama çok büyük, kocaman. Burada çam ağaçları bile görüyorsunuz, kocaman. Harika. Eşim şimdi şöyle tostlarımızı yaptırdı. Bu sefer böyle ayvalık tostuymuş. Geçen Yaren yedi, çok hoşuna gitmişti. Ben de bu sefer bundan istedim. Hatta Barış kendine de böyle ayvalık tostu yaptırmış. İkimize de patates. Şimdi çay almaya gitti. Dün çok güldüm. Bir arkadaş demiş ki Yeşim Hanım yediğinizi içtiğinizi göstermek zorunda değilsiniz demiş. Vallahi tatildeyim. Tatilde başka ne gösterilir bilemedim. Ve YouTube'da genelde herkes yediğini içtiğini gösteriyor yani. Ya seyretmeyeceksiniz hanımefendi. Ya da böyle saçma sapan bir yorum yapmayacaksınız. Ben kimsenin yiyemeyeceği abartılı bir şey gösterdiğimi zannetmiyorum. Buradan o yorum yapan hanımefendiye de cevabımı vereyim. Öyle yazmış bana kendileri. Vallahi böyle arada saçma yorumlar geliyor ama diyecek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi çayımız gelsin. Kahvaltımızı yapalım. Burada birer kahve de içeriz. Sonra zaten kızımız gelir. O da kahvaltı yapar. Denize gideriz. Çaylarımız da böyle geldi. Sabah çaysızlıktan böyle ikişer tane çay içiyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Hadi orada kahvaltı. Bugünkü deniz yıldızı da böyle eşimin elinde. Çekeyim, geri bırak tekrar. Bu dünkünden daha büyük görüyorsunuz. Kocaman. Bir de arkasını çevir sana zahmet Barış. Ayaklarını. İnceleyelim. Bakın şimdi nasıl hareket edecek. Bakın. Ey kurbanım, oğlum Allah. Yüzlerce ayağı var. Bir sürü. Ya da solungaç artık. Bu daha büyük dünkünden. Sen aynısı dedin ama değil bence. Hmm. Değil mi?
ters çevir. Çok güzel ya. Evet, yaşadığı için geri bırakacağız onu. Evet tabii ki. Dünkünü de bırakmıştık zaten. Şimdi bırak tekrar ben çekeyim. Gitti. Keşke daha ilerlere mi bıraksaydın derine? Götüreyim onu. Bu da gitti. Evet doğru söylüyorsun. Değil mi? İlerlere bırak bence de. Oraya bırakacak bakalım. Buraya geldik geleli böyle Barış her daldığında muhakkak deniz kabuklarından getiriyor. Çantamda bayağı bir birikti. Az önce de bunları çıkardı denizden. Şöyle yakından göstereyim, hepsi birbirinden ilginç. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Burada çektirdiğimiz resimlerle birlikte bunları da eşim böyle yapıştıracak hepsini. Alamadım. Ondan sonra çerçeve yaptıracağız. Böyle erdek hatırası olarak saklayacağız. Aa, bunlar birleşik. Kopmamışlar daha. Bakın. Eşimin aklına geldi bu. Dedi bunları ben biriktireyim, eve getirelim. Resimlerle birlikte hatıra olsun dedi. Şimdi burada bunlar kurusun. Hepsini çantama atacağım. Motele gittiğimizde çantadakilerle birlikte hepsini bir poşete toplayacağım. Allah kısmet ederse evimize gittiğimiz zaman eşimin söylediği gibi resimleri de çıkarttıracağız. Bunlarla güzel bir pano gibi bir şey yapacağız diyelim. Saat 7.30 oldu. Motelimize gittik. Üstümüzü başımızı çıkardık. Biraz dinlendik. Şimdi ne vakti? Tabii ki yemek vakti. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra çay bahçesinde epey bir oturuyoruz. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra motele çıkıyoruz. Hatta çıkmadan önce buranın küçük bir kantini var. Oraya da uğruyoruz. Gelirken dediğim gibi dışarı Erde'ye çıkmanın yasak olduğunu bilmiyorduk. O yüzden meyve falan alamadık. Sadece böyle karpuzumuz vardı yanımızda. Yoksa meyve falan getiriyoruz, böyle oturuyoruz kaldığımız dairenin kapısında. Zevkli oluyor böyle. 2-3'e kadar oturuyorduk. Hatta okey falan getirmediğimize bile pişman olduk. Ama artık bir dahakine biliyorsunuz ben evden gelmedim zaten. Ondan önce haberlere baktık tabii ki. Evde olduğumuz zaman haberleri kaçırmıyoruz. Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük bir patlama olmuş. 4 vatandaşımız hayatını maalesef kaybetmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. 40-45 vatandaşımız kayıpmış, 90'ın üstünde de yaralı varmış. Kurban olduğum Allah hepsine acil şifalar versin, kayıp olanları da bir an önce ailesine kavuştursun diyorum. Şimdi biraz ona canımız sıkıldı eşimle, dönünce tekrar internetten falan da bakacağız. Böyle yani nereye giderseniz gidin acı haberler bitmiyor maalesef, Rabbim sabırlar versin. Şimdi o zaman biz yemeğe gidelim. Bugün de tercihimizi balıktan yana yaptık, çok güzel levrek olduğunu söylediler. İki gün çupra yedik, bugün de levrek yiyelim istedik. Şimdi şöyle kalamar tava istedim. Kalamar, karides böyle çok bilmem tadını, aslında balıkçıyımdır ama bunun tadına şimdi bakacağım. Salatalarımız da var. İçeceğimiz de kola istedik. Balıklarımızı bekliyoruz. Yemeğimizi yedik, çayımızı da içtik. Burada böyle yürüyüş yaptık. Şimdi o zaman kapanışı yapayım istiyorum. Saat 10'a geliyor arkadaşlar. Bugün erken kapanışı yapıyorum.
Yarın cumartesi herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Biliyorsunuz 2 günde bir vlog atıyorum. Beni çok özlediğini söyleyen, her gün vlog atmamı isteyen arkadaşlar var. Buradan hepinize selam olsun. İnanın her gün ben de atmak istiyorum ama hem çok bir şey çekemiyorum. Sahil, deniz, yemek, bunun harici hiçbir şey çekemiyorum. Erde'ye gidemiyorum. Gelirken planım böyle değildi, Erde'ye gitmekti. Ama maalesef koronadan dolayı dışarı çıkmak yasak arkadaşlar. O yüzden burada elimden geldiğince böyle kısa kısa 2 günlük vloglar atmaya çalışıyorum. İnşallah izin dönüşü yine her gün beraber oluruz. Kusuruma bakmayın diyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. 2 gün sonra görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Erdek'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.